Bizden aşağıdaki kesirler arasından birden büyük olan iki tanesini seçmemizi istiyorlar. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu kesirler arasından birden büyük olanların hangileri olduğunu siz bulmaya çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. Bu tarz bir soruyla karşılaştığınızda pay ile paydaya dikkat etmelisiniz. Kesir 1'e ya da 1 tama eşit olduğunda pay ve payda birbirine eşittir. İsterseniz yazalım. 1 eşittir 1 bölü 1. 2 bölü 2 ya da 2 tane 1 bölü 2. 3 bölü 3 ya da 3 tane 1 bölü 3. Evet, aynı mantıkla 1'in 4 bölü 4'e eşit olduğunu da söyleyebilir ve bu şekilde istediğimiz kadar devam edebiliriz. Buradaki paydalarda 6 olduğu için 6 bölü 6'yı da yazacağım. Şimdi paydaki sayı paydadaki sayıdan büyük olduğunda mesela elimizdeki kesir eğer 7 bölü 6 ya da 5 bölü 4 ise payın paydadan büyük olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Bunlar değeri birden büyük olan kesirlerdir. Pay paydadan küçük olduğunda ise, örneğin 1 bölü 2, 9 bölü 11 ya da ne bileyim 10 bölü 11, bunlar da değerleri birden küçük olan kesirlerdir. Şimdi seçeneklere bakabiliriz. 4, 6'dan küçük olduğuna göre, hatta isterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. 4 tane 1 bölü 6, 6 tane 1 bölü 6'dan azdır, öyle değil mi? 6 tane 1 bölü 6 da 1'e eşit olduğuna göre bu kesrin değeri 1'den büyük değildir. Eliyorum. 9 bölü 4. Bu kesir 4 bölü 4'ten büyüktür, öyle değil mi? Evet, bu kesir 1'den büyüktür. Gördüğünüz gibi pay paydadan büyük. Bunu alacağız. Sıradaki seçenekte 5 bölü 2 var ve 5 2'den büyük. 2 tane 1 bölü 2 1'e eşit olduğuna göre 5 tane 1 bölü 2, evet 1'den kesinlikle büyüktür. Bunu da işaretliyorum. Bu arada seçeneklerden ikisini seçtiğimize göre geriye kalanlar birden büyük olmamalı ama isterseniz bunları da bir inceleyelim ve birden büyük olmadıklarından emin olalım. 7, 8'den küçüktür. 7 tane 1 bölü 8, 8 tane 1 bölü 8'den küçük olduğuna göre bu kesrin değeri birden küçüktür. 3 bölü 3 ise buraya da yazdığım gibi 1'e eşit. O halde doğru seçenekler B ve C'dir. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Bu soru diğerinden biraz farklı. Bize sayı doğrusu üzerindeki A noktası hangi kesri verir diye soruyorlar. A noktası işte burada. Bize A noktası ile ilgili çok fazla bilgi vermemişler ama sayı doğrusunu incelediğimizde A'nın birden küçük olduğunu görüyoruz. Öyleyse seçenekler arasındaki kesirlerden hangisinin birden küçük olduğunu bulmamız gerekiyor. Bir kesrin birden küçük olması için payın paydadan küçük olması gerektiğini biliyoruz. 7 bölü 4, 4 bölü 4'ten büyüktür. 4 bölü 4 1'e eşitse, İsterseniz buraya 4 bölü 4 yazalım. 7 bölü 4 buralarda bir yerlerdedir. Bu seçenek doğru değil. 2 bölü 2 1'e eşit olduğuna göre doğru seçenek bu da değil. Peki 5 bölü 8 hakkında ne düşünüyorsunuz? 5 bölü 8'in payı paydasından küçük. 8 bölü 8'i de buraya yazalım. Bu durumda 5 bölü 8 1'in solunda yer alır. Yani 1'den küçüktür. Evet, A noktası bu olabilir. Bu seçeneği işaretliyorum.